Amerika'da Söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimiz Fransa'dan. Leyla Aydın konuğumuz. Kendisiyle Yıldız Çocuk kanalı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Ben kendi adıma çok mutlu oldum kanalınız hakkında bir şeyler öğrendiğimde. Sizin de şu an şöyle kısacık bir konuşmada da çok pozitif elektrik aldım. Tekrar teşekkür ederim böyle bir girişimde bulunduğunuz için, haberdar ettiğiniz ve haberdar etmek istediğiniz için başkalarını. Bizler teşekkür ederiz vesile olduğunuz için. Leyla Hanım, o zaman önce sizi tanıyalım. Sonra da Yıldız Çocuk kanalı hakkında bilgiler alalım sizden. İsmim Leyla Aydın. Yıldız Çocuk kanalının sunucusuyum. Fransa'da program gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlar Fransa'da çalışıyor. Ben de Fransa'dayım. Doğuma büyüme buralıyım. Üniversite için Türkiye'ye gidip sonra tekrar döndüm. Birçok arkadaşımız gibi. Bu şekilde. O zaman hemen o ilk tüyoyu aldık sizden. Türkçenizin iyi olmasının bir nedeni Türkiye'de okumuş olmanız. Üniversitenin etkisi. Bu bizim için önemli. Çünkü belki böyle kanalların bir anlamda önemi de Türkçe eğitimine de önem verebilmek. Türkçeyi kaybetmemek. Tabii Türkçeyi kaybetmemek ve böylece birçok arkadaşa ulaşabilmek. Yani Fransızca ya da düşünüyoruz tabii ilerisi için. Fakat sadece Fransa ya da Belçika, Kanada gibi ülkelere ulaşabiliyoruz. Ama Türkçe olduğu zaman Yunanistan'daki arkadaşlar, Türkiye'deki arkadaşlar ve birçok yerdeki arkadaşlar videoları izleyebiliyorlar çocuklarına. Şimdi en baştan başlayalım mı? Yıldız Olur. Çocuk nasıl bir, kim başladı? Nereden bu ihtiyacı gözlemlediniz? Şöyle Yıldız Çocuk kanalı biraz pandemi sürecinde düşünülmüş bir kanal. Daha sonra Ağustos'ta biraz daha şekil alıp Eylül'de çekimlerine başlandı. Yani bir 10 kişilik kadar bir ekibimiz var. İşte ilahiyatçılar, öğretmenler, işte ilkokul öğretmenleri daha çok, PDR vesaire ve birçok zengin bir ekiple yola çıkıldı. Her bir arkadaş bir programı hazırlıyor ve daha sonra biz onları kendi aramızda istişare ediyoruz. Diğer arkadaşlar montajlarını yapıyor vesaire ve bir program bütünü olarak ortaya çıkmış oluyor. Program içeriği tabii çocuklara yönelik, yani 3 ila 10 yaş arasındaki çocuklar için daha çok. Ama bazen daha büyüklerin de seyrettiğini, hatta velilerin de seyrettiğini, böyle geri dönüşümler alabiliyoruz, böyle çok hoş. Bunlar bizi mutlu ediyor. Ve programın nedeni ya da yola çıkışı diyelim ki, Fransa böyle biraz büyük bir coğrafya, tabii Amerika'da kadar değil ama birçok yerde rehberlik problemi olabiliyor. O yüzden hani böyle insanların kolayca evde ulaşabileceği bir rehberlik programı olsun dedik. O yönde hani yola çıkmış olduk. Bir de bu bir gerçek. Bugün çocukları teknolojiden, hani telefonlardan uzak tutamıyoruz. Hiç değilse bizcesini izleyebilecekleri, hani izlerken zihin dünyaların kirlenmediği ve öğrendikleri tam tersine onlar için faydalı şeyler olacak programlar çekmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben bir liste hazırlamadım kendim size sormak istediğim soruları. Hani düşündüm ki konuşurken aklıma gelen her şey başkalarının da aklına gelebilecek sorular olur diye tahmin ettim açıkçası. İlk sorum o. Biraz önce dediniz ilahiyatçılar var, öğretmenler var. Sanırım özellikle kadın üyeleriniz varmış. Biraz anlatır mısınız demografisini? Yani işte şu kadar ilahiyatçı arkadaş var. Onlar şu yönde desteklerken öğretmen arkadaşlar hangi sınıfların öğretmenleri var. Biraz onları da anlatır mısınız? Şöyle programda evet kadınlar ağırlıklı olarak bir program var. Sadece bir programımız var spor saatiyle ilgili. Onu bir abimiz yapıyor. Bir de Hacivat Karagöz'ün seslendirmesini bir abimiz yapıyor. Onun dışındaki metin hazırlamasını, video çekimini de bir ablamız yapıyor. Videoların yüklenmesini ya da programların hazırlanmasını tamamı ablaların yaptığı şeyler oluyor. Aslında herkes kendi programından mesul. Mesela Bilgece diyelim. Orada bir ablamız programını hazırlıyor, çekimini yapıyor. Öncesinde konular belirleniyor ya da biz istişareler ediyoruz. Hani mesela diyoruz ki geçen hafta mesela bu konu çok ağır olabilir. Hani bu konuyu daha böyle mi anlatsak ya da işte bu çok güzeldi, bunun üzerine mi devam etsek diye birbirimize destek veriyoruz. Hani daha çok herkes kendi programından mesul ama ekip olarak hani geliştirmek için hem eleştiriler hem de hani dikkat edilmesi gereken noktaları tekrar görüşmüş oluyoruz. Evet, evet. Peki şu hemen aklıma gelen bir diğer soru. Bu programı kadınların hazırlaması bence harika. Çünkü çocukları birinci elden çok dikkatli gözlemleyen kadın öğretmenler, kadın ilahiyatçılar berabersiniz hazırlıyorsunuz. Peki evde anne ve babaya beraber ulaşımı istiyoruz. Bu noktada düşündüğünüzde neler çıkıyor karşınıza?
anne ve babaya beraber ulaşma anlamında düşündüğünüzde? Yani zaten program içeriklerin hepsi çok zengin. Yani çocuklar oturup seyrettiği zaman hani onlar için bir bilgi yükü olabiliyor ya da bir aktiviteler oluyor. Onların tamamını evde tekrar gerçekleştirebiliyorlar. Ama hani daha faydalı olması için ya da çocuklarda daha kalıcı olması için anne babayla seyretmeleri yani bana göre şart. Çünkü mesela biz aktiviteler veriyoruz. Hani anne baba seyretmediyse o aktivite biraz havada kalmış oluyor. Halbuki PDF'sini yüklüyoruz ya da biz mail adresimizi gönderiyoruz, iletişim kuruyoruz. İşte Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımız var. Hani oradan geri dönüşümlerle anne babanın varlığı çocuğun dikkatinin daha çok dikkatli olmasını sağlayacak ve geri dönüşüm açısından da daha güzel olur. Yani şöyle mesela biz sizden gelenler kısmında paylaşıyoruz bazen çocuklardan gelenleri. Bu onları motive ediyor mesela. Hani ben bir resim boyasam 3 yaş 5 yaşındayım mesela. Bir resim boyasam ve o YouTube'da yayınlasam çok mutlu olurdum hani o yaşta. Ama bunun olabilmesi için anne babaların katılması lazım. Yani anne baba katılmadığı zaman biraz daha hani çocuk herhangi bir şey seyredermiş gibi kalıyor. Halbuki onların katılımıyla daha sonra hani evdeki rehberlik için de çok güzel. Yani o konu üzerinden o günü tamamlayabilirler. Bilmiyorum hani tabii insanların aile yapısını ama bir akşam belki haftada bir ya da iki kere çocuklar için ayrılmış bir zaman dilimi varsa program üzerindeki aktiviteler üzerinden gidebilirler ya da oradaki konuları tekrar işleyebilirler. Hem aileler için böyle hazır bir konu olmuş oluyor aslında. Hem de çocukların zihin dünyalarına oturması için daha da güzel olur. Tabii. Kaç videonuz var? Yani çünkü çok kısa bir zamanda karar verip başlamışsınız. Yeni bir kanal. Onu biraz anlatabilir misiniz? Kaç videonuz var? Kaç program var? Programların içerikleri? Yani şöyle kaç videomuz var? Aslında bölüm olarak yayınlanıyor. Daha sonra bölümlerden programlara ayırıp ayrı ayrı da yayınlıyoruz. Bunun sebebi de mesela bir çocuk belki spor saatini çok seviyordur. Diğeri Elif'le Kur'an öğreniyoruz çok seviyordur. Hani her çocuk kendi ilgi alanında bile ilgi alanıyla ilgili videoları seyretse bile biz bunu kar hani biliyoruz. Hani çocuklar bir programa tutunsa onlar için bile çok o bile çok güzel. Çünkü her konu programın ya aslında başlık olarak direkt mesela hünerli hayvanlar bir hayvanı anlattığını düşünsek de en nihayetinde orada arkadaşımız onu Allah'ın varlığına ya da kainat kitabına bağlayıp zihin dünyasında öyle yerleşmesini sağlamaya çalışıyor öyle söyleyeyim. O yüzden hani direkt programları ayrı ayrı da yayınlıyoruz. Şöyle biz galiba 11 bölüm kadar çekmiş olduk. Bu Noel tatilinde çekim tekrarları vermiş olduk. Tekrar tabii şeyde Ocak'ta yeni bölümler yayınlanacak inşallah. Programlar da yani hepsini teker teker mi açıklayayım yoksa ve biraz Öğrendikçe mutlu oluyorum. Hani hem teker tek açıklayayım içeriği bir de yaş grubu. Böylece izleyen aileler benim çocuğumun yaş grubuna da uygun bir program varmış demiş olur. Çok mutlu olurum. yani daha önce de dediğim gibi hedef kitle aslında 3-10 yaş arası ama şöyle söyleyeyim mesela Kaşif Çocuk diye bir program var ve hatta bu program için aileler de video gönderebilir. Çünkü şöyle bizim bir tane Kaşif çocuğumuz Paris'in değişik yerlerini gezip diğer çocuklar için keşfetmiş oluyor. Ama burada başta dışarıdan gelen videoları da paylaşmıştık ve bu şeye açığız yani böyle eğer Amerika'dan bir arkadaşımız bize video göndermek isterse biz seve seve yayınlarız. O programın içeriği böyle çocuk biraz daha gezi rehberliği yapıyor. O bence her yaş aralığına uygun yani ben onu severek izliyorum hani yaşıma rağmen. Sonra mesela Hacivat Karagöz var. Belki hani 3 yaşındaki çocuk için biraz daha ağır, biraz daha hani 8-10 yaş için onun anlayabileceği tarzda bir program olabilir ama diğeri için de bir nasıl desem ön izlenim hani böyle bir fikir edinmiş oluyor ya da hani çocuklar kayıt cihazı gibi ya. Şu an şey yapmasalar bile belki biz anlamadıklarını düşünsek bile belki 3-5 yıl sonra onun ahlaki yönleri ona yerleşmiş olacak inşallah. Eğlenceli bilim. Eğlenceli bilimde iki tane bilim insanımız var. Semih ve Betül. İki kardeş. Onlar deneyleri yapıyorlar ve bu deneyleri yani Semih biraz daha küçük, Betül biraz daha büyük. Yani o yüzden bence bütün yaş aralıkları deneyleri evde tekrar yapabilir. Tabii annelerin yardımı gerekiyor. Anne ve babaların varlığı gerekiyor. Yoksa çocukların tek başına işin içinden çıkması biraz zor olabilir.
Onun dışında eğlenceli bilim dedik. Yıldızlar Mutfak'ta. Bu da küçük bir yıldızımız yapıyor programı. Yani üç kız kardeş, her hafta farklı biri çıkabiliyor. Artık kolay, aslında tatlı, güzel tarifler paylaşıyor bizle. Böylece çocukların aslında becerileri de gelişmiş oluyor. Hem aile içerisinde sonuçta hepimiz mutfağa giriyoruz. Hani çocuk orada kendine ait bir alan hissetmiş oluyor. Hem de anne babayla bir aktivite oluyor tekrardan. Bu da artık yaş aralığı bence bütün yaşlara hitap ediyor. Ben de bazen bakıyorum. Böyle tarifleri not ediyorum. Hem sunucusu hem devamlı izleyicisi kanalın. Evet, daimi izleyicisi. Bilgece var. Mesela Bilgece, hatta ilk programımız Bilgece, yani ilk yayınlanan program Bilgece oluyor. Bilgece şöyle, bilimsel konulara, yani daha doğrusu konulara bilimsel açıklamalar getiriyor. Bu belki biraz daha yetişkin çocuklar için olabilir. Hani böyle 3-5 yaşındaki çocuklar zor anlayabilir. Ama ilkokul çağındaki çocukların çoğu anlar gibi, yani anlar diye düşünüyorum. Elif'le Kur'an öğreniyorum. Bu Kur'an öğrenmek isteyen herkes için uygun bir program. Ama hani Kur'an öğretimindeki programda hani Elif yani ilk harfleri öğrenmekten mi başladınız yoksa bir evet, ilk harflerden şu an hala harfleri öğreniyoruz. Ama şöyle, Elif Kur'an öğrenirken bunu hikaye şeklinde öğretmeye çalışıyor. İşte boyamalarını yapıyor, şarkılar söylüyor. O yüzden mesela belki 6 yaşındaki bir çocuk harfleri öğrenir. Ama 3 yaşındaki bir çocuk da onun şarkısını öğrenerek o zaten onun hani sindirimini, bilgisini edinmiş oluyor. Doğa saatimiz var mesela. Doğa saatimizde yine hani bir dua paylaşılıyor. Burada yine katılımcılar olabiliyor. Yani eğer isterseniz, yani çocuklar isterse fotoğraflarını gönderip ses kayıtlarını gönderebiliyorlar. Biz metin gönderebiliyoruz eğer hani metin isterlerse, o haftanın konusuyla alakalı. Eğer ben kendi duamı kendim yaparım derse de onun duasını paylaşmaya hazırız. Çok Spor güzel. saatimiz var. Orada bir işte beden eğitimi hocası spor yapıyor. Aynısını çocuklara yaptırmaya çalışıyor vesaire. Öyle bütün programları söyledim mi bilmiyorum ama genel olarak böyle bir Birçok şeyimiz var. birçok program. Şey, zengin olunca program içerikleri belki arada kaynamış olanlar vardır ama sanatçı yıldızlar var mesela, hünerli hayvanlar, işte sanatçı yıldızlarla aktiviteler var. Çok evde bulunabilecek, hani her evde, çocuklu olan evde öyle söyleyeyim, bulunabilecek makas, kağıt, işte kalemle yapılacak aktiviteler var. O çocuklar hem el becerileri gelişiyor, hem aileyle birlikte kaliteli bir vakit geçirmiş oluyorlar. Böyle yani. Tam da pandemi zamanında dediğiniz gibi pandemi bitti. Evet. Ve genelde az malzemeyle, evde bulabileceğimiz şeylerle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Fragmanda izlemiştim yani o deney için olan malzemeleri. Hani o iki kardeşimizi görmüştüm. O dikkatimi çekmişti. Ya şey çok hoşuma gitti. Dediğiniz gibi sadece Fransa'ya yönelik bir şey değil yani. Ben Amerika'da da izleyip faydalanabilirim. Hem de güzel bir arşiv oluşturmuş oluyorsunuz. Allah nasip ederse 2021'de inşallah devam edersiniz. Devam ettiği sürece daha da genişleyen bir arşiv olur. Ama çok güzel bir baştan başlayıp güzel bir şey oluşmuş. Bir de şunu fark ettim. Hani birçok alan şu an hizmetten özellikle insanlar kadınları ve gençleri dahil ettikleri programlar yapmak istiyorlar. Yani her tür topluluk, her tür toplantı, her tür event yani program kadınlı, erkekli ve gençli olsun isteniyor. Sizinki de aslında hepsi başarılmış. Biraz erkek eksik gibi geldi bana açıkçası. Hani biraz daha fazla olabilir ama yani gayet tadında görünüyor. Bir de genç oranınız gayet iyi. Yani her programı çocuklarımızla yapıyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Yani evet, programları çocukların olması hem onlar için daha böyle kendilerini görüyorlar, daha çok benimsiyorlar. Hem de bence çocuk programı olduğu için hatta şey, yani daha zenginlik katıyor. Yani onlar için, onlara hitap ediyor. Hani hep sürekli büyüklerden gelen komuta gibi değil, yani minik elleri görüyorlar yani. Onlar da yapabilir. Yani belki bir yetişkin yaptığı zaman bir aktiviteyi çok zor gelebilir. Ama bir çocuk yaptığı zaman, ben de yapabilirim deyip aynısına girişebiliyor yani çocuk. Kesinlikle. Ya şundan dolayı söyledim. Şu an Zoom'dan dolayı, Zoom meetinglerinden dolayı hepimizin, adultların yani büyüklerin de, ebeveynlerin de, işte çocukların da okulda yani öğretmeni dinliyorlar ve kendilerinin yaptıkları şey ya da arkadaşlarının yaparken gördükleri alan çok küçük.
Onun için sizin yaptığınızı ben çok başarılı buldum. Dilerim devam edilir. Peki uzun vadede ne amaçları var Yıldız Çocuk kanalının? Ne kadar yani devam yani umarız daha çok devam eder. Yani müzik sene için planları yapıyoruz şimdiden. Hani böyle hani çekim yapalım bitsin gibi değil de her gün kendimizi geliştirelim, zenginleştirelim. Hani daha çok o yönüyle bakıyoruz. Hatta belki ekibe katılmak isteyenler olabilir. Onlara da açıyoruz. Hani her yeni fikre açın. Yani şöyle program bir 10 aylık bir hedefimiz, 10 ay sonunda programı kapatalım gibi değil. Bir süreklilik olsun istiyoruz. Hem çocuklar yani 5 yaşında başlayan bir çocuk bir yıl boyunca her gün seyretse önümüzdeki sene tekrarını seyretmesin, yeniler çıksın diye biz devam edeceğiz inşallah. Çok güzel, çok güzel. Bugüne kadar aldığınız olumlu tepkilerden bazı örnekleri verebilir misiniz? Şu an siz bizi yeni izleyen, kanalı yeni duyan aileler adına. Yani genel olarak şöyle, hani hizmetin birçok kolunda mesela dini sohbetler oluyor, işte bazı abiler sohbet oluyor, işte Fransa genelinde birçok yayın yapılıyor zaten hani Fransa cihetiyle. Ama bakıldığı zaman Amerika'da da çok yayın yapılıyor işte farklı farklı ülkelerde. Ama çocuklara hitap eden ya da çok bir şeyle karşılaşamadık. Aslında fikrin asıl sebebi buydu. Hani çocuklar biraz boşta kaldı gibi ama bizim geleceğimiz, hani yetişkinler tabii çok önemli ama bizim geleceğimiz çocuklar. O yüzden çocuklara yönelik bir şey yapmak istedik. Hani kanalın asıl hedefi, amacı çocuklara bir şey katmak. Hani bizim istediğimiz onların dünyasını zenginleştirmek. Şimdi soracağım sorunun az buçuk cevabı benim aklımda var ama sizden de duymak istiyorum. Bir de karşılıklı konuşursak daha konuyu inşallah büyütebiliriz. Her dediğiniz gibi çocuklarımız geleceğimiz ve bulundukları ülkelerin de geleceği. Ve siz Yıldız Çocuk kanalı olarak sadece Fransa değil, hani tüm inşallah dünyaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Her çocuğun bulunduğu yere ailesinin entegre olması gerektiği kadar onların da entegre olması gerekiyor. O anlamda benim fark ettiğim, hani o kaşif çocukta söylediğiniz gibi gezip dolaşarak bulunduğu ülkeyi, ülkeyi tanıma aşamasında entegre olması kolaylaşabilir. Bulunduğu ülkeyi en başta sevmiş olur. Bu item'ı, yani bu maddi toplantılarınızı düşünüyor musunuz? Yani Yıldız Çocuğun gençlerimizi, daha doğrusu 3-10 yaş dediniz, çocuklarımızı entegre olma, bulundukları ülkeyi sevme adına planları, projeleri var mı? Yani biz şöyle, aslında Fransa olarak düşündüğümüz için genelde belki bizim bir eksiğimiz ama hani hepimiz Fransa'da olduğumuz için, yayın çıkış yeri de Fransa olduğu için biz daha çok Fransa olarak düşünüyoruz. Hani ileride belki Fransa'da da Fransızcasını da yaparız diye düşündük. Ama şöyle dediğiniz gibi hani çocukların aslında özgüvenlerinin yerine gelmesi, hani böyle bilim, hani mesela bilgece ile birçok bilgi ediniyorlar. Mesela hayvanlar, hünerli hayvanlarla hayvanlar hakkında bir sürü bilgi ediniyorlar. İşte bilimsel deneyler yapabiliyorlar vesaire. Bunlar onların özgüvenin gelişmesini sağlıyor ve özgüveni sağlam bir çocuk zaten entegrasyonu çok zorlanmaz. Bu arada kaşif çocuk Türkiye'den gelen bir arkadaşımız. O yüzden hani entegre olmasa çok da zor değil bana göre tabii. Bir çocuğun entegre olması çok zor değil. Hani belki yetişkinlerin gelince zorlandıkları birçok noktada çocuklar fıtri olarak alışmış oluyor. Sadece onların özgüveni ve entegre olurken asimile olmamaları için belki biz bir katkıda sağlanmış olabiliriz. Çünkü mesela kainat kitabını okumayı hani hedefliyoruz. İşte bir şeyleri sadece okulda öğrendikleri gibi değil de bizce nasıl olur? Hani biz buna nasıl bakarız? Ve sadece dini içerikli şeyler de yok. Yani eğlenceli bilimde mesela çocuk bir şeyleri deniyor. Yani sadece direkt din olarak onlara empoze etmiyoruz. Ama bunları denerken de dinden de uzaklaştırmıyoruz, öyle söyleyeyim. Belki bu batıda ailelerin korktuğu şeyler genelde böyle, hani bunlar oluyor. Entegre olurken asimile olursa diye. Belki Yıldız Çocuk çocukları doldurduğu için, yani doldurmaya çalıştığı için daha doğrusu, asimile kısmını yenmiş olabiliriz diye ümit ediyoruz. Evet, evet. Bir de şimdi konuşurken belki programın sonlarına geliyoruz, hani başka şeyler de aklımıza gelir ama çok önemli buluyorum. Amerika'da söyleşileri ciddi bir kesim Türkiye'den izliyor. Ve Türkiye'de dünyanın her yerinde farklı problemler var. Türkiye'de de olan problemler var, hepimizin bildiği. Çocuklarımıza o anlamda da sahip çıkmak adına sanıyorum yaptığınız programların Türkçe'de olması sebebiyle oraya da ulaşması çok değerli, çok önemli. Bunu düşünüyor musunuz? Türkiye'deki çocuklar için
özel yapılabilecek projeleriniz var mı acaba? Ya şöyle, biz izlenim istatistiklere baktığımız zaman zaten Türkiye'den de ciddi bir izlenim oranı var. Hani yani birçok Avrupa ülkesi, Amerika'dan da izlenim var ama Türkiye'den de çok ciddi bir izlenim oranının olduğunu görüyoruz. Hatta bu sizden gelenler kısmında paylaşmıştık birkaç kere Türkiye'den gelen şeyleri. Şöyle, hani program içeriği zaten Türkçe devam edecek. Hani genel olarak herkese hitap etsin diye. Belki bir yumurcak kapandı ama bir yıldız açıldı ümidiyle biz programlarımıza devam etmeye çalışacağız ve oradaki arkadaşlar da, ben öyle düşünüyorum yani, en azından öyle ümit ediyorum. Hayır, bizim çalışmalarımızı gördükçe onların hani belki üzüntüleri bir gram hafiflemiş olur. Hani hala bir yerde bu işlere devam eden arkadaşlar var. Leyla Hanım, yaptığınız iş çok değerli bir iş ve dışarıya yansıdığında bir videonuz belki 10 dakika, 20 dakika, yarım saat gibi görünse de aslında arka planda ciddi bir emek harcandığını düşünüyorum. Bize biraz anlatıp bir sunum için, en azından siz sunucu olarak ne kadar zaman harcıyorsunuz? Yani şöyle, en kısa kamera karşısında olan benim. Yani yaklaşık program tamamında 1,5 dakika kadar falan kamera karşısındayım ama benim yarım günümü alıyor neredeyse. Bir program için düşün yani, Elif'le Kur'an öğreniyorum ya da Hünerli Hayvanlar ya da Bilgece. Onlarda mesela metin hazırlanması gerekiyor. Yani o ciddi bir araştırma gerekiyor. Araştırdıktan sonra metin hazırlanıyor. Çünkü hiçbir metin hazır değil. Yani hepsini tamamen bizim arkadaşlarımız yazıyor. Daha sonra videoya dökülüyor. Yani mesela Hünerli Hayvanlar video yüklüyor. Bilgece animasyon yapıyor. Elif'le Kur'an öğreniyorum. Metni yazan kişi hem seslendiriyor hem de videoları çekiyor. Bu tabii onların ciddi bir vaktini alıyor yani, tam gün, belki daha fazla. Bu çocuklarla ilgili programlarda tabii o çocukların ruh haline bağlı. Bazen belki çok güzel geçiyor gün, çocuğun morali çok yerinde, enerjisi süper. Hani her şey çok yolunda yarım gün. Ama belki o gün çocuk çekim yapmak istemiyor. O yüzden siz bütün gün onun önce bir gönlünü hoş tutmanız gerekiyor. Hatta bir videomuzda şey vardı. Bir gün çekmeye başlamış arkadaşlar. Sonra herhalde artık ya çocuklar sıkıldı mı artık bilmiyorum, ya da bir kaza mı oldu artık. Çünkü eğlenceli filmde böyle bir şeylerle sürekli uğraştıkları için. Videonun devamı ertesi gün, artık kıyafetleri farklı hani çocukların. Ay, gerçekten çok vakit alıyor. Yani biz 5 dakika olarak görüyoruz bir programı. Bazen işte daha az, bazen biraz daha uzun. Ama çok ciddi emekler var yani, metinlerin hazırlanması, konuların bulunması bile bazen ciddi böyle bir zihin yorgunluğu. Yani acaba bunu mu anlatsam, şunu mu anlatsam, bunu mu işlesek, sonra konuyu bulduktan sonra araştırmalar yapılıyor, yazılıyor, videoya dökülüyor, montajları vesaire bayağı bir vakit alıyor. Ve sırf bunları yüklemek için zaten montaj yapan bir yani herkes kendi videosunun montajını yapıyor. Yani her program bireysel olarak montaj yaptıktan sonra bütün videoların birleşmesi neredeyse bir gün alıyor. Daha sonra o birleşen videoların sosyal medyaya konulması da neredeyse bir gün kadar vakit alıyor yani. Yani tek tek arkadaşları tanımıyorum ben. Hepsine selam söylüyorum. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Allah güç kuvvet, zamanlarına bereket nasip etsin. Çok teşekkür ederiz. Allah yolunuzu açık etsin. Ben kendi adıma öğrenir öğrenmez çok sevindim. Eğer duyulmasına vesile olabileceksem de çok mutlu oldum. En başta kendim izleyeceğim. İnşallah çocuklarımla küçük bir videoları ikna edebilirsem. Çünkü parçası olmak çok değerli, çok önemli bir şey. Güzel şeyler oluyor. Siz bize duyurmuş oldunuz. Dilerim biz de izleyerek, duyurarak bir parçası oluruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak Leyla Hanım? Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı likelayın. Tabii ki. Çok teşekkür ederim.